Selam dostlar, Butik İşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrolizde pas sökme nasıl yapılır onu göreceğiz. Elektroliz sayesinde paslı yüzeylerden nasıl kurtulacağımızı, paslı eşyalarımızı nasıl eski haline getireceğimizi göreceğiz. Şimdi öncelikle bunun için bize bir kap lazım. Şöyle elektroliz yapacağımız paslı cismimizin içine girebileceği bir kap lazım. Kabımızı alıyoruz, içine su dolduruyoruz. 4-5 litre falan doldurdum. Ve elektroliz yapacağım için suyun iletkenliğini arttırmak için karbonat veya tuz koymanız gerekiyor. Ben tuz koydum. Yaklaşık 4-5 litreye örnek veriyorum bir avuç falan koydum. %5 civarı falan olması gerekiyor. Koyduktan sonra da bir güç kaynağına ihtiyacım var. 12 volt, 17 amper kullanıyorum ben. Amperi ne kadar güçlü olursa bu işlem o kadar hızlı oluyor dostlar. Şimdi başlayalım. Şimdi bunun çalışma prensibi şu şekilde işliyor dostlar. Buraya pasını sökmek istediğimiz metale eksi ucu bağlıyoruz ve pasının yapışacağı metale de artı ucu bağlıyoruz. Şöyle bir metalim var benim. Bunu buraya suyun içine koyuyoruz. Artı uç yerde, artı uç suyun içinde ve pasın söküleceği uç da eksi uç olacak. Eksiden artıya gidecek paslarımız ve buradaki paslarımız sökülecek, artıya doğru gidecek dostlar. Eksi uç bağlayalım şuna bir tane. Yaklaşık yarım saat, bir saat sonra dostlar bunun pasların çoğunun söküldüğünü göreceğiz ve ufak bir zımpara işleminden sonra yeniden almış gibi olacak. Şimdi şöyle suya koyuyoruz. Önemli bir husus var. Şimdi içerideki metal buna temas etmemesi gerekiyor. Yoksa kısa devir olur. Biz o iletimi suyla sağlayacağız. Sudan geçerek elektrik paslı yüzeye nüfus edecek. Pas sökmek için birçok yöntem var dostlar. Sirkeye de koyabilirsiniz. Ama bu daha hızlı olduğu için kesinlikle bunu tercih ediyorum ben. Eksi ucumu eksiye bağlıyorum dostlar. Artı ucumu da artıya bağlıyorum. Ve çalıştıracağım. Yaklaşık bir saat sonra, yarım saat sonra görüşürüz. Hatta şöyle yakın planı alayım. Timelapse'da güzel izlenir. Şöyle yavaştan alalım dostlar. Şöyle göstereyim. Şu elektriği bir kapatayım. Nerede? Elektriğimizi kapattık. Şöyle gördüğünüz gibi o eski paslı halinden eser yok dostlar. Şimdi bu gördüğünüz paslar çok rahat bir şekilde, kirler çok rahat bir şekilde soyuluyor. Çıkıyor. Ufak bir zımparadan sonra bu eski haline geri dönecek. Suyumuz da şu halde, gördüğünüz gibi suyumuz paslı. Artık buradaki pas buraya suya gitti. Hatta suya değil, gördüğünüz gibi buraya yapışıyor dostlar. Paslar eksiden artıya doğru gider derken bunu kastediyordum. Buradaki paslar elektroliz yöntemi sayesinde buraya yapışıyor. Bunların hepsi oradaki paslardı. Şöyle siliyoruz ve o güzel mutluluğa erişiyoruz. Şimdi kararmasının sebebi elektroliz. Bunu parlatmamız gerekecek. Zımparalamamız gerekecek. Bunu ilk günkü haline geri döndüreceğiz. Ama o başka bir videonun konusu. Çünkü burada sadece elektrolizi yaptık. Pasla elektrolizin nasıl söküldüğünü görmüş olduk dostlar. Elektrolizde bu yöntemle pas sökebiliyoruz. Bilimin bize bu yönde, bilimin ve teknolojinin bu yönde katkısı çok dostlar. Bu olmasaydı kim bilir ne kadar uğraşacaktım buna. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın dostlar.